Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber hem görüntüsüyle, tadıyla şahane haşhaşlı çörekler hazırlayalım inşallah. Bunun için gerekli olan malzemeler: bir su bardağı sütüm var, bir yumurtam var, bir yumurtamın akını hamurumun içinde, yumurtanın sarısını da hamurun yüzünde kullanacağım. Tuzum var, maya, şekerim var, tereyağım var, yoğurdum var, unum var. Hadi başlayalım. Öncelikle mayamı alıyorum. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Balık sütümü ekliyorum. 2 yemek kaşığı şeker. Şöyle bir karıştırıyorum. Yumurtamın akını ekliyorum. 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı ekliyorum. Yemek kaşığı yoğurt. Un olarak yine aynı her zaman kullandığım su bardağını kullandım. Unumu da ekliyorum. Unumun üzerinde tuzunu ekliyorum. Güzelce karıştırarak yoğuracağım. Yoğurmaya başlamadan önce bu yumurta sarımın üzerine bir streçle kapatıyorum. İsterseniz bir kapak da kapatabilirsiniz. Böylece kurumamış olacak yumurtamız. Siz de bunu ihmal etmeyin, yoksa kabuk kabuk olacaktır yumurtanız. Evet, şimdi artık yoğurabilirim. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum. Bakın, elinizden kolayca çıkacak çok güzel bir hamur oldu. Şöyle yumuşaklığına bakın. Yumuşak ama elinizden rahatlıkla çıkıyor bu hamur. 4 su bardağından 2 parmak eksik un kullandım. Ama yine de ununuzu eklerken mutlaka kontrollü ilave edin. Kullandığınız yumurtaya göre, tereyağına göre biraz ufak tefek değişiklik gösterebilir. Hemen unu boca etmeyi unutmayın. Boca etmemeyi unutmayın. Evet, üzerine şöyle bir streçliyorum. Biz etrafı toparlayıncaya kadar biraz dinlensin hamurumuz. Sonra içini hazırlayalım. İç malzemelerini hazırlayalım inşallah. Biraz hava alsın. Evet. Evet. Hamurumuz güzelce mayalandı. Şimdi hamurun içinde kullanacağımız haşhaşımızı ayarlayalım. 1 su bardağı haşhaş. 1 su bardağı sıvı yağ var ama hepsini kullanmayacağım. Çünkü bazı haşhaşlar daha yağlı olur, daha yağı çıkmış olarak duruyor. Bu sıvı yağını sadece o haşhaşımı açmak için kullanacağım. Şöyle yarım su bardağı kadar bir ekleyeceğim. Eğer gerekli görürsem tekrar ilave edeceğim. Cevizimi de ekliyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Benim haşhaşım biraz daha sıvı yağ ekliyorum. Siz haşhaşınıza göre sıvı yağını ayarlayın. Evet, bu kadar yeterli. Şöyle bakın kıvamına. Mayalanan hamuru şöyle çıkartıyorum tezgahıma. İsterseniz 3'e, isterseniz de 4 eşit beziye bölün. Ben şöyle 4 beze yapacağım. Bezemi açabildiğim kadar açıyorum. Merdane yardımıyla veya küçük bir oklava yardımıyla. Haşhaşımı güzelce iç kısmına yerleştiriyorum. Önce yerleştirdim. İsterseniz biraz şeker serpebilirsiniz. İsterseniz hiç şeker de kullanmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben şöyle bir tatlı kaşığı kadar şeker serpiyorum. Ve şimdi bir ucundan başlayarak rulo yapıyorum.
Şöyle biraz sıkıştırıyorum. Rulonun tam ortasına kesiyorum. Şimdi bu orta kısımlarını dışa açıyorum. Saç örgüsü gibi öreceğim. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra isterseniz böylece fırın kabına yerleştirebilirsiniz. İsterseniz rulo yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu böyle bir tanesini rulo yapayım. Siz tercihinize göre ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz. Şöyle bir tanesini kıvırıyorum. Tanesini böyle yapacağım. İkinci bezeye de aynı işlemleri yapacağım. Güzelce açacağım ve tepsime yerleştireceğim. Güzelce tepsime yerleştiriyorum. Evet, çöreklerim hazır. Biraz dinlensinler, biraz mayalansınlar. Daha sonra da üzerlerine yumurta sarıdığını sürüp güzelce fırında pişireceğiz. Başta çöreklerim güzelce mayalandılar, tepside beklediler. Şimdi üzerlerine hani bir tane yumurta sarısı ayırmıştık ya, onu güzelce şöyle kenarlarına süreceğim. Güzel güzel gözüksün diye. Şu kısımlarına. Yumurta sarısının üzerine birkaç damla sıvı yağ ekledim. Siz de isterseniz ekleyebilirsiniz. Sıcak fırında 190 santigrat derecede pişireceğim. Evet, haşhaşlı çöreklerim piştiler. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Yine siz kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Bakın, hatta şöyle göstereyim size, gayet de güzel oldular. İstediğiniz gibi dilimleyip servis yapabilirsiniz. Yumuşacık oldular. Şimdi ben size göstereceğim. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel yumuşacık oldular. İsterseniz kahvaltılarda, isterseniz çay saatlerinizde gönül rahatlığıyla servis yapabilirsiniz, ikram edebilirsiniz, sevdiklerinize sunabilirsiniz. Şunu da göstereyim. Aynı şekilde bunu da dilimleyerek veya direkt tabağınıza koyup böyle servis yapabilirsiniz. Bakın. Bakın nasıl güzel gözüküyor değil mi? Yumuşacık onlar. Kesinlikle çok seveceksiniz, çok beğeneceksiniz. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.